Öyle diyeceklerini tahmin etmiştim. Aklım hep orada kalmasın diye vazgeçtik. O süreç bugüne kadar devam etti. Durum bu. Yani Şimdi o zaman size size cevap diyalogda bazı şeylerde aydınlatmam lazım. Evet. Diyalogda bazı şeylerde aydınlatmam lazım. Maraş'taki de huzurevi bakım merkezi değil. Maraş'taki de engelli bakım merkezi. Yani psikiyatri hastalığında kaldığı, devletin ücretsizliğini devlet ödediği kurumlar. Maraş'ta huzurevi yok. Ben bu sektörde 26 sene bu sektördeyim. Maraş'ta huzurevi bakım merkezi. Bakım evi. Engelli bakım merkezi. Engelli bakım merkezi. Onu Siz bakım biliyor musunuz onu? Ben hepsini biliyorum. Çünkü Maraş'ta huzurevi açarsanız Maraş'ta kimse huzurevi değil. Kapıçam'da olan ama çok butik böyle, çok lüks bir yermiş kardeşim. Gittim ya, benim uzmanlığım bu. Benim uzmanlığım bu. Şimdi benim uzmanlığım. Benim söyleyeceğim şeyler emin olun Türkiye'de hiç bulamayacağınız şeyler. Şimdi siz İsmail Bey'in sorularına cevap tamam, verin abi. Şimdi ben öncelikle burada girmek istedim. Adana'da bile huzurevi yok. Daha yeni yeni bir tane açılmaya çalışıyor. Bakın Maraş'ı bırakın. Maraş'ın depremden önceki emniyet müdürü benim sınıf arkadaşımdı. Selim Ceberoğlu. Benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Ben Maraş'ta biliyorum ve çevresinde biliyorum. Maraş, Erzurum. Bunu alıp müdürünü tanır mısınız? Ben emniyet müdürü benim sınıf arkadaşımdı. Depremden bir hafta önce emekli oldu. Şimdi Maraş'ta böyle bir sistem yok. Bu bir. Bu sektörün dünyada oluşmasının iki sebebi var. Bir, annenizin pozisyondaki insanların yaşam kalitesi düşer oldukları yerde. Hem onların yaşam kalitesini yükseltmek hem de onların yakında sizin gibi çocukların yaşam kalitesini korumaktır. Hangi yaşam kalitenizi? İş hayatınızı, aile hayatınızı, sosyal hayatınızı korumaktır. Çünkü psikiyatride kural şudur, psikiyatri ve nörolojide. Bir psikiyatri ve nöroloji hastasıyla aynı mekana 6 ay kalırsanız 6 ay sonra sağlık problemleri başlar. Evet. Yakınları için. Yakınları için. Ondan dolayı muhakkak surette profesyonel destek almak zorundasınız. Asude'yi tercih edersiniz, başkasını tercih edersiniz, o benim ilgilendirmez. O sizin kararınız. Ama siz aynı ortamda yaşadığınızda bu süreç sizde başlamak zorunda. Ben sizi tebrik ediyorum. Özellikle kendinizi çok net ifade ettiğiniz için. Bunu imtina eden insanlar var. Geliyorlar, yaşlısını geçmiş pozisyonda. Yani yaşlısı Alzheimer 3. evrede annesiyle beraber bakayım diye o ciddi manada psikiyatri sıkıntılara başlamış. Buradan izole olmak zorundasınız. Bu ben ikinci kısım. Ben idare ederim değil mi daha? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kötü değilim o kadar. Şimdi şöyle, siz kendinizi ifade ediyorsunuz. Bunlar ifade edemiyorlar. İfade de edemiyorlar. Ve psikiyatri ve nörolojide süreçleri bu. Şimdi size demansların evresini de anlatayım. Demans 6 evreli bir hastalıktır. Demans ve Alzheimer. Birinci evrede Türk toplumu itibariyle kimseye bunu konduramayız. Basit unutmalarla başlar. Biz onu yakıştıramayız. Ya eskiden de unutuyordu der geçeriz. İkinci evredeyken tespit edilir. Üçüncü evrede alta kaçırmalar başlar. Dördüncü evrede yürüyüşte mobilizasyonlar başlar. Beşinci evrede yatağa bağımlı olur. Yatağa bağımlı olduğu dönemde yutkunma yeteneğini kaybetmeye başlar. Ciddi manada sıkıntılar başlar. Çünkü yatan insanlarda, hareket mobilizasyonu olmayan insanlarda aldığı oksijen miktarı az olduğu için dolaşım sistemi çok ciddi çalışmaz, sindirim sistemi çalışmaz ve bir problemler başlar. Yani siz genelde yaşlı yakınları, hasta yakınları olaya bakarken alt bakımı vücut temizliği diye bakarsınız. Ama böyle değil. Onun ihtiyaçları olan şeyler bizim o dizayn ettiğimiz sistem var ya, işte doktorun onu takip etmesi, rutin tahlilleri. Mesela biz 20 günde bir tahlil alırız. Hiçbir şey görmesek bile. Çünkü o tahliller doğabilecek problemleri ortadan kaldırır. Mesela ürek kreatin değeri yüksek çıkar. Dersiniz ki buna biraz daha sıvı takviye verin. Yapmazsanız ne olur? Yapmazsanız bu sefer vücut enfeksiyon, sepsis dediğimiz işte kanın içerisinde enfeksiyon karışması sonucu yoğun bakıma gider ve sonucu da kötü. Onun için o süreçte doktor hizmetleri, hemşire hizmetleri çok önemli. Günlük vital takiplerini yapacaksınız. Tansiyonu, şekerini hepsini takip etmek zorundasınız. İkincisi rehabilitasyon. Nasihat Hoca'ya diyorlar ki hocam kıyamet ne zaman kopacak? Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki yaşlıysanız eşinizle bağınız koparsa küçük kıyamet yaşıyorsunuz. Şu anda babanızın durumu da annenizden iyi değil. Bakın, siz babanızı dikkat almıyorsunuz ama benim uzmanlık sahamım yaşlı kesinlikle olduğu için doğru. Babanızın durumu anneden daha kötü. Anne bunun farkında değil ama babanız daha kötü. Çünkü can yoldaşı aynı yastığa baş koyduğu insanlar yalnız yaşıyor. Ve yalnızlığı atmak için insanlar iki alternatif vardır. Ya eşiyle sağlıklı yaşayacaklar ya da yaşıtlarıyla yaşayacaklar. Babanın şu anda memlekete gitmiş olmasının belki en büyük avantajı yaşıtları varsa birkaç tane köyde onlarla diyalog halindedir. Eğer o da olmazsa sizin oradaki kardeşiniz onu kastüyü yastıkta yatırsa, o tarafa çevirse, bu tarafa çevirse babanıza çözüm üretemez. Çözüm bulamaz. Sizin de çocuğunuz olsa, aranızda 20 yaş fark olsa siz de bulamazsınız. Çünkü insanlar yaşıtlarıyla bunları çözüyorlar. Çocuklarıyla değil. Ya eşiyle ya da yaşıtlarıyla.
Babanızın durumu annenizin durumundan daha kötü. Onu bir kere söyleyeyim. Sizin durumunuz da ikisinden daha kötü. Siz süreçte dahil olduğunuz için. Selma Hanım işe gidiyor. Onun kan bağı yok. O bir gelin olarak destek sağlayabilir. Ama dine batırdığınızda sizin canınız acır. Sevdiğinizin de canı acır ama en çok sizin canınız acır. Burada topun ağzında olan sizsiniz. Ha, Selma Hanım bu süreçte işte ayrı hayat dedik ya, işte sosyal hayatı yaşayamıyorsunuz. Bir yere gitmek istiyorsunuz, bir tatil yapmak istiyorsunuz. Dışarıda gidip bir gün tatil yapmak istiyorsunuz. Mesela Sapanca'ya gidip bir gün kalmak istiyorsunuz ama böyle bir fırsatınız yok. Evet. Bu sizin ayrı hayatınızı da etkileyecek. Yarın başka sıkıntılar yaşayacaksınız. İş hayatınız zaten etkilenmiş, psikolojiniz etkilenmiş. Yarın ayrı hayatınızı da etkileyecek. Bu süreçten izole olmazsanız. Bir kere o evdeki bakım denilen bir fiil ve bir sıfat gibi düşünün. Bakımı anlatmak için yüz binlerce kitap yazılır. Mesela ben hayatım boyunca şekerden ölen bir insana kader demiyorum. Tansiyondan ölen insana kader demiyorum. Niye? Bunun tedavisi var. Tedavisini yapmazsanız kader olur. Yaparsanız tedavi olur. Kader olur. Tedbir almıyorsunuz, ilacı var vermiyorsunuz, işte ne bileyim takibini yapmıyorsunuz, besleme sonra diyorsunuz ki öldü. Hayır, böyle değil. Bakın Türkiye'de artık yaş ortalaması hızla arttı ve bundan dolayı sağlıksız bir yaşlı nüfus geliyor. Bu sağlıksız yaşlı nüfusların evlerden değil, profesyonel desteklere gitmesi lazım. Orada psikolojinizde şunu kurun. Babanın böyle bir ihtiyacı var, annenin de böyle bir ihtiyacı var. Belki baba bir süre daha idare edebilir. Yaşıtları var köyde, gidiyor geliyor. Şimdi aynı empatiyi sizin için kurun. Deyin ki ben annemin yerindeyim. Benim erkek oğlum benim alt bakımımı yapıyor. Bugün bilinci olsaydı o kadar utanırdı ki sizin yüzünüze bakamazdı. Doğru mu İsmail Bey? Yani biz hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Bir erkek çocuğun bir annesinin alt bakımını yapması anne için zulümdür. Kızı için değildir. Kızı yapar. Kız babanın ikisi de yapar. Ama